Hayretler içerisinde papatyanın ne anlama geldiğini bilmeyen kişilerin yönettiği bir gazete mi diyorum? Yani biraz ağır konuşacağım ama benim papatya'ya benzer bir tarafım yok. Papatya benim bildiğim Mayıs aylarında baharın gelişini, varlığını gösteren bir tür çiçektir yani. Ya biz toplumu temsil ediyoruz. Toplumun önünde olan kişileriz. Yani bugüne kadar ben devletle hiç işçi olmadım. Ve beni herkes de bilir, medyada bilir, halkım da bilir, karnım da hiç ağrımıyor. Yani Sayın Başbakanımızın teveccüh ettik çağrısına destek verip gittiysek orada... ...bu vizyonu dinlediysek kime ne ya? Ya bu bizim özgürlüğümüzdür. Yani insanlar takım tutarlar, karışmazlar. E parti tutarlar, karışmamaları lazım. Yani demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Kime ne ya? Bizim nereye gideceğimiz... Özgür insanlarız. 50 yaşına gelmişiz. Burada kararı biz vereceğiz. E, sonuçta baktığımız zaman da Sayın Başbakanımızın yaptıkları icraatları, vizyonu, misyonu, icraatları Türkiye'ye kazandırdıkları 2000 yılından bu tarafa Türkiye'deki değişimi bizler görüyoruz. Bir kere futbolla olan ilgisinden, futbolcu oluşundan da ayrı bir sempati duyuyorum. Hı. Yani ben giderken Sözcü Gazetesi'nden izin mi alacaktım? Sevgili hanım. Burada bir saçmalık var. ya. Herkes beni bilir. Kimseye eyvallahım yok. Ben bugün dal kavukluk, yalakalık yapsam Futbol Federasyonu'nda da olurdum. Bir kulübün başında teknik direktörde olurdum. Herkes beni bilir. Ben Anadolu'dan gelmiş, saf, temiz, hala aynı duygularla hayatıma devam ettiren, kimseye evla, eyvallahı olmayan bir kişiyim. Başbakanım da geldi yer belli. Anadolu'dan gelmiş, tırnaklarıyla kazımış, birçok şeyi, damgayı vurmuş, ...elini alt, taşın altına koymuş. Bırak taşın altına. Vücudunu koymuş bir lider bu. Gezici Dinlemeye işte Metin Arovat evet, vardı. Evet, gitmişti e bu, yani. Ya Ece Erken de vardı. Evet. Metin Aralat da vardı. Hande Yener de vardı. Evet. Gezi'ye destek olan. Açık söyleyeyim. Benim bir oğlum ve bir kızım var. Oğlum radyo, televizyon, sinema mezunu. Amerika'da gitti okudu geldi. Kızım da avukat. İlk üç gün... ...onlar gitti. Ben saygı duydum. Ama üçüncü günden sonra gidemezsiniz dedim. Çünkü ağacın kesilme olayından... Olay farklı boyutlara taşındı ve onları ben yollamadım. E ben de bu şekildeyim. Ama ben başbakana desteklediğimi söylüyorum. Beni bugün e, Ekmelettin Bey de çağırsa gider dinlerim. Ama karar bana aittir. Kime destek onu vereceğim, kime işte. oy vereceğim. Ha, ha, beni ilgilendirir. Ben de defalarca söylüyorum. Bugün de söylüyorum. Yarın da söyleyeceğim. Ben saygı duyuyorum. Vizyonuyla, duruşuyla, icraatlarıyla e, yakış sıcak diye düşündüğüm için Cumhurbaşkanlığını kazanacağını da düşünüyorum.